Kitabımızın adı Aşk, Sanat ve Servet. Yazar Çetin Altan. Yayın evi AFA Yayınları. İkinci kısım 4. Bizdeki muzır anlayışı. Acılı birkaç anı, eski Çin uygarlığında cinsellik, erkek kadından korkuyor mu, tak fişi bitirişi sloganı, film sansürleri için bir öykü, erotizm ve pornografi, anı bırakan ve bırakmayan sevişme. Yazı masasının üstü cilt cilt kitaplarla dolu. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarında acı içinde hayatı sönen Fransız ozanı Robert Desnos'un Delortizma'dan Yeni Askı'ya, Ovidonus'un Sevişme Yolu'ndan Ali Rıza Demircan'ın İslam'a Göre Cinsel Hayatına, Oswald Scharzer'in Psychologia Sexuali'den Marcus de Sade'nin Justin'ine, 50'ye kadar aşkın kitap arasında harman çevirip duruyorum. Evrensel zenginlikteki bir kitaplıkta çalışabilseydim, harmanlamak merakından kurtulamayacağım kitaplar kim bilir kaç oda dolusu olacaktı. Tarih öncesiyle tarih sonrasında köpüklene köpüklene kabaran bu kadar engin bir cinsellik anlatımıyla erotizm edebiyatının neden bizde 3-5 damladan öteye gitmediği aklımı kurcalıyor. 1975'te yazmıştım Bir Avuç Gökyüzünü. Kitap basılır basılmaz 40 gün içinde toplatılmış ve mahkemeye verilmişti. Cezaevinden çıkmışımın henüz taze yıllarıydı. O sıralarda başbakan Bülent Ecevit'ti. Eski meslek arkadaşımın kendi iktidarı dönemine rastlayan, böyle bir olup bitenden ne kadar üzüldüğünü biliyordum. Ama elinden gelecek bir şey yoktu. Basında imzalı yazılarım pek görünmüyordu. İçeride ve dışarıda yayınlanan kitaplarımla geçiniyordum. Bir Avuç Gökyüzünün toplantılmasıyla o yolda kapatılmak isteniyor ve meclise bir yasa teklifi getiriliyordu. İçeride yasaklanmış kitapların dışarıda basılmasının da engellenmesi üstüne. Sinsi gölgeliklerden çevremde yoğunlaşan, hançeri arkasına saklanmış kör kuşatım halkaları dış basının da dikkatini çekmeye başlamıştı. Kitabın toplatılışını Londra'daki Guardian gazetesi, hükümetin istifası bekleniyor diye birinci sayfadan vermişti. Çalkantılı yıllardı. Çillerin bir türlü mayna olmadığı yıllardı. Uzun bir süre sonra kitabın mahkemesi başladı ve yine aylarca süren bir yargılama sonunda aklandı. Aynı kitap Fransızca'da yayınlanırken, Flammarion kitap evinin yabancı yazarlar bölümü şefi Madame Durand, Ankara'daki savcının hangi bölümleri müstehcen bulduğunu göstermemi istemişti. Göstermiştim. Kahkahalarla gülmüştü. Figaro'nun edebiyat eleştirmeni de aynı bölümleri göstermemi istemiş, o da çok gülmüştü. Yanında getirdiği genç bayan fotoğrafçı da çok gülmüştü. Ben de gülmeye çalışmıştım. Sanki çok uzaklardaki, saçma bir olayın anlatımına tanık oluyormuş gibi. Bir Avuç Gökyüzü, Arjantin'de de yayınlandı. Romanya'da da, Macaristan'da da. Bizde de önceki yıl filmi alındı. Şayet mahkemede aklanmasaydı, çok değerli bulunmasa bile sıcacık bir emek, Türk kitaplığının raflarına uyarlanarak dinlenmek için bile girmeyecekti. Daha önceleri 1954'te de yine bu tür mahkeme geçirmiştim. Gazete rotalarıyla eş düşüm sağlayamayacağımı anladığım için günlük yazıları bırakmış, Bal Kabağı diye dört yapraklı haftalık bir mizah gazetesi çıkarmaya başlamıştım. Dağıtıma örgütüm olmadığı için sadece Ankara'nın içinde satıyordum. Tirajım 9.000'di. Ulus gazetesi tüm Türkiye'de 6.000, akşam gazetesi 3.000 satıyordu. Bal Kabağı'na içi Paris'ten kesilmiş bir karikatür koymuştum. Bir erkek doğum evinin bekleme salonunun bir başka ababa adayıyla konuşurken. Ben askerde mitralyözcüydüm. Durmadan fişek atardım diyordu. O sırada da arkadaki kapıdan kucağında beşizlerle hemşire giriyordu o salona. Beşizler askerdeyken mitralyözcü olanındı. Müstehcen yayından Bal Kabağı hakkında dava açıldı. Asıl öfkenin kaynağı ise Bal Kabağı'na ait afişlerin eski meclisin karşısındaki boş duvara yapıştırılmış olmasıydı. Milletvekilleri meclisten her çıkartılışlarında karşılarındaki duvarda Bal Kabağı, Bal Kabağı diye yazan afişleri görmekten sinirlenmişlerdi. Savcının saptadığı değişmez bilir kişiler karikatürü suçlu buldular. Ben ise yeni bir bilirkişi heyeti istedim ve Profesör Turhan Feyzioğlu'nu, Profesör Bülent Nuri Esen'i ve sanatçı Suat Teşer'i önerdim. Onlar suçlu bulmadılar karikatürü ve aklandım. Ama bu kez de bir gece Naci Sadullah'la yürürken
dolmuşa yanlış yerde bindiğim, bunu engellemeye çalışan polislerin düğmelerini kopardığım, cumhurbaşkanına, başbakana, bakanlara ve tüm milletvekillerine ana avrat sövdüğüm iddiasıyla yine tutuklulup suçüstü mahkemesine sevk edildim. Neyse ki uydurma bulunmuş tanıklar gelmediler. Mahkeme suçüstü durumundan normal duruma dönüştü. Uydurma tanıklardan biri de ötekinin başına dolu bira şişesini vurarak öldürdüğü için cinayetten tutuklandı. Mahkemeye gelemedi. Polislerin birbiri için yaptıkları tanıklık da ikna edici sayılmadığından aklandım. Aradan uzun yıllar geçti. Büyük oğlum Ahmet Altan 40 yaşına geldi. Önceki yıl onun yazmış olduğu Sudaki İz romanında toplatıldı ve mahkum edildi. Evet, Türkiye değişiyordu. Ancak nedense yazı insanının yazgısı hep aynı kalıyordu. Masanın üstündeki kitaplara dalıp gidiyor gözlerim. Bizim tarihimizdeki en eski yazılı belge, İsa'dan sonra 732'de dikilmiş olan Orhun kitabeleri. Yani her gün önünden geçtiğimiz Ayasofya'dan 200 yıl sonra. Oysa önümdeki kitaplar arasında 2500 yıllık olanlar var. Antik çağlarımızı henüz keşfetmediğimiz, Rönesansımızı da bir türlü somutlaştırmadığımız için kabak gelip yaşamını kalemle kağıt arasına eriten insanların başına patlıyor. Şimdi bir de eski Çin'e bakalım. Stockholm'de tarih öğretmenliği yapan eski Çin gelenekleri uzmanı bir yazar olan Jolan Chang, 1972'de Taocu Sevişme ve Seks diye bir kitap yazmış. Taoculuk, eski Çinlilerin cinsel estirme yöntemiymiş. Krallık Derneği ve Krallık Akademisi üyesi, Cambridge Üniversitesi, Gonville ve Coyes Koleji eski başkanı Joseph Nathan kitaba yazdığı ön sözde şöyle bitiriyor. Batılılara ne kadar garip görünürse görünsün, Çinli, kutsalla dünyalık arasına, bedensel aşkla ruhsal aşk arasında bir ayrım çizgisi çekmez. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun, herkes için gerekli yaklaşım da bu olmalıdır bence. Kitabı İlhan Güngören kazandırmış dilimize. O da yazdığı ön sözde şöyle diyor. İnsanların cinsellik konularındaki deneyimlerini, bilgi ve bulgularını aktarmalarını engelleyen, çok kez yasalarla da yaptırımlanan güçlü tabular, bir yandan da cinselliğin kötülenmesi, günahla bulaştırılıp özdeşlenmesinin sonucu olarak gelişen aşırı öz bilinçlik ve öz denetimin neden olduğu baskılar, bastırmalar insanın cinsel yaşamının kendilendiğini, doğallığını da bozmuş, böylece hayvansal düzeyden bile geri götürmüştü. Hiç olmazsa hayvanlarla ruhsal nedenlerden kaynaklanan cinsel güçsüzlük, doyumsuzluk sorunlarının olmadığını sanıyorum. Bir Çin bilgesi olduğunu sandığım Ko Tuzu da şöyle demiş. Sağlık ve uzun yaşam için sevişme ve beslenme yaşamsal açıdan eşit önemdedir. O sözü de kitabın başındaki boş bir sayfaya oturtmuşlar. Şimdi kitap yazarının ön sözünden bir alıntı yapalım. Kitabın ana teması ve eski Çin uygarlığında cinsel tekniklerin amacını özetleyen bir alıntı. Yolan Chang önce Erika Jong'un Uçuş Korkusu adlı kitabındaki görüşlerine değiniyor. Erika Jong şöyle demiş. Yaşınız ilerledikçe erkeklerin kadınlara karşı temel duygusunun korku olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Bazıları açıkça, bazıları da gizli gizli kadınlardan korkuyorlar. Özgür bir kadın için sönük bir erkek organıyla göz göze gelmekten daha dokunaklı bir şey olabilir mi? Tarihin bütün önemli olayları bu iki simgesel nesneyle karşılaştırılınca önemini yitiriyor. Kadın ve sönük erkek organı. Chang da şöyle diyor. Tarihin bütün önemli olayları bu iki simgesel nesneyle karşılaştırılınca önemini yitiriyor. Dediği zaman tam olarak Erika Jong'a katılıyorum. Ancak çözümsüz haksızlıktan söz ettiği zaman umudunu yitirmekte acele ettiğini sanıyorum. Eski çağlarda yaşayan Taocular bu haksızlığa bundan binlerce yıl önce bir çözüm getirmişlerdi. Şimdi cinsellikte en çok bir alanı kaplayan patolojik ve psikopatolojik sorunları bir yana bırakalım. Yaşamın lezzetine varmakta nasıl damak tadı belirli bir kültür birikimi istiyorsa cinsellik de öyle. Salt kuru ekmekle de doyarsın, içindeki beyaz ıstakoz etiyle fırına verilmiş, yufkası ağızda dağılıveren puf böreği azmanı ıstakozlu volovanla da doyarsın. Hele yanında soğutulmuş kaliteli bir de beyaz şarap olursa. Cinsellik de sade gövdesel değildir. Müziği, şiiri, parfümü, ışığı ve uzay boyutlarındaki düşsellikleriyle sanatsaldır. İşte erotizm, cinselliğin sanatsal atmosferidir. Bir filmde
bir pencere perdesine vurmuş bir kadın silüetinin önce sütyenini, sonra da hafifçe eğilip bir dizini yukarı doğru bükerek küçücük kilodunu çıkarması. Böyle bir gölgedeki çizgisel estetik, gövdedeki şehvetsel volkana çıldırtmadan önce beyindeki düşselliği gıdıklar. Genç bir kadının baş başa yenilen bir yemekte, çocukken ilk bisiklete nasıl bindiğini, önce Selen'in kendisine ne kadar yüksek geldiğini anlatırken önündeki ince uzun altın çakmağı, üç parmağıyla yukarıdan aşağıya bilinçsiz de sıvazlamasından yayılan erotik elektronların gıdıklayıcılığı da öyle. Cinselliği böylesine bir titreşimden koparmak, tak fişi bitir işi türünden kuru bir slogancılık düzeyine indirgemek, gölgeli bir deniz kıyısında ayıklanmış, mis kokulu serin bir kavunu yudum yudum çatallamak yerine bir an önce yutmak için kabuğu ısıtıp içine tükürmeye benziyor. İnsanoğlundaki aşk incelikleriyle süzülmüşlüğünü tüm insanlık birikimlerinden dağıtılmış erotik bir sanat zevki geliştirir. Böyle bir gelişmeyi engelleme çareleri aramak, toplumların yontulmamış bir dangalak olarak kalmaları için el birliğiyle seferberlik ilan etmektir. Bizdeki eski film sansürcülerinin erotik sanattan ne anlayıp ne anlamadıklarını göstermek için uydurulmuş tatlı bir fıkra vardır. Yaşlıca bir ceza hukuku emeklisi, sansürüne katılacağı filmlerin özel gösterisine 15 yaşındaki bir oğlan çocuğuyla gidermiş. Kuşkulandığı sahneler geçerken oğlanın önüne el atarmış. Oğlanda bir hareketlenme olursa "kes burayı" diye bağırırmış. Çocuğu da dostlarına "bu benim müstehcencilik barometrem" diye tanıtırmış. Cinsellikte engellerden, yasaklardan arınmış bir ortamdan yana olmakla, erotik sanatla özgürlükten yana olmak da aynı şeyler değildir. Birincisi bir yaşam uygulamasına dönüktür. İkincisi bir sanat yaratıcılığına. Pornografi ise sadece organların serüvenlerini anlatıp göstermekle ilgilenir. Bu tür gösteri ve anlatımlara yabancı kalmış olanlarda önce bir şaşkınlık şoku yaratılır. Organ serüvenlerinin ayıp perdesinin arkasından çıkıp sahnenin önüne gelmeleri, kafesinden çıkıp sokakta bir tur atmaya kalkmış bir kaplan kadar yadırgatıcı ve hatta ürkütücü görünür önce. Ama sonra o serüvendeki monotonluk, başlangıçtaki merak ve ilgiyi esnemeli bir usanca doğru sürükler. Porno filmleriyle porno mağazalarının ve pornomsulardan medet uman gazetelerin kısa sürede ilgisizlik boşluğuna düşmeleri bundandır. Doğanın yarattığı mükemmel de hep bir aynılık ve bir tekrar vardır. Sanatın yarattığı mükemmelde ise sürekli bir değişim ve çekici bir dinamizm zikzaklanır. Erotizm, cinsellikte bile ortaya çıkması olası bir monotonluğu, güdüsel açıklamalarla doyumların egemenliğinden kurtararak aşkı, renkleri durmadan değişen cıvıltılı bir mihrap yüceliğine eriştirme çabalarının tümüdür. Mekanik bir cinsellik anı bırakmaz. Erotizm tahtına oturtulmuş bir aşk ise bir yaşam boyu unutulmayacak bir anılar albümünün sayfalarında kimseye malum olmadan yaşarlar. Anısız bir yaşam mı, unutulmayacak anılarla dolu olan bir yaşam mı? Kimse için bunun kararını bir başkasının vermediği toplumlar, özgür toplumlardır. Ne yazık ki bizdeki hukukçuların bir bölümü, özgürlüğün bir de böyle bir tanımı olduğunu bilmiyorlar. Eski uygarlıklarda yaşamış olan bilgeler bilirlerdi. 5. Çin işi, Japon işi. Pamukkale'deki aşk tapınağında kendini sunan rahibe kızlar. Aşk tanrıçasına erkekliğini kurban eden çılgınlar. Tek gömlekle dolaşan Arap kızları. İmrul Kays'ın şiiri. Erotik bir çift Japon estampı. İlkokulun 3. sınıfındayken ne anlama geldiğini biraz sezip biraz sezmediğim bir tekerleme öğrenmiştim. Çin işi, Japon işi. Bunu yapan iki kişi, biri erkek, biri dişi. Henüz daha gece yatısı okuluna fiskelenip fırlatılmadığım için eve en yakın olan karma okullarına gidiyordum. Sımsıkı saç örgülü, yumuk yanaklı, ışıl ışıl gözlü, yıkanmış ceneriğin tazeliğinde kız arkadaşlarım vardı. Hepsi de kıkırdamalı, sabun kokulu, seksek ustasıydılar. Bayılırdım onlarla oynamaya. Oynarken de dilimden düşmeyen tekerlemeyi söyler dururdum. Çin işi, Japon işi, bunu yapan iki kişi, biri erkek, biri dişi. Bazen şöyle yandan anlamlı bir bakışla iki karşılık boynumu süzer, ay ay yaparlardı. Sanırım o tekerlemedeki anlam uzantısını benden daha iyi biliyorlardı. Meğer o,
Bir erkek bir dişi olan iki kişinin yaptığı işler elektronunda, protonunda, nötronunda doğurduğu zincirleme tepkilerden çok daha görkemli ve çok daha bitip tükenmeyen bir sonsuzluk zinciri içindeymiş. Paris'te doğa bilimleri uzmanı olan Rick Pollock'un ilk çağlardaki dinsel ve cinsel törenlerini anlatan bir makalesine bakıyorum. Eski çağlardaki Ön Asya'da aşk tanrısı Afrodit'in eşiti olan tanrıların adı Astarte. Her ilkbaharda onun onuruna bizim bugünkü Pamukkale dolaylarında törenler düzenleniyor. Törenlere katılmak için en uzak yerlerden binlerce insan geliyor. Aşklı içkili ortak cümbüşler tam bir çılgınlık düzeyine varınca erkekler aşk tanrıçası Astarte'yi dölleyip cinsel doyuma ulaştırmakta nasıl olsa güçsüz kalacakları inancısıyla ona organlarını kurban ediyor ve kökünden kesip atıyorlar. Sonra da aşk tanrıçasının tapınağında rahiplik etmeye kalkıyorlar, hadım edilmiş olarak. Aynı tapınaklarda hizmet eden genç kızlar ise tapınağı ziyarete gelen erkeklere armağan olarak veriyorlar kendilerini. Ve böyle bir armağan en kutsal armağan sayılıyor. Genç kızları herkesin gözünde yüceltiyor. O yüzden de ister zengin, ister yoksul, ister soylu, ister sıradan olsun, toplumun her kesiminde her genç kız askerlik görevi yapar gibi kamu yararına aşk yapma döneminden mutlaka geçiyor. Bu dönemden geçtikten sonra evlenebiliyorlar ancak. Eski çağlardaki cinsel ilişkilerle anlayışlar sanki bizim dünyamızda değil de başka bir gezegendeymişçesine değişik, çarpıcı ve acayip özgür. Acaba eski Arap kızlarıyla kadınlarında durum nasıl? Özellikle Emeviler ve Abbasiler döneminde Arap Yarımadası bugünkü İslam geleneklerinden çok Hint kültürüyle Hint yaşamına yakın. Hele Arap kızlarıyla Arap kadınlarının Kuzey Afrika'daki Müslüman kız ve kadınlarla hiçbir benzerlikleri yok. 10-12 yaşındaki bir Arap kızı buluğa çoktan ermiş durumda. Vücuduyla da, güzelliğiyle de tam bir kadın. Ama yuvarlak kalçaları, dik göğüsleriyle ne kadar kadınsa da tavır, davranış ve eğlenme biçimiyle o kadar küçük bir kız. Kendi yaşındaki arkadaşlarıyla odada oynadığı oyunlardan, kocasıyla yatakta oynadığı oyunlar daha değişik gelmiyor ona. Arap kızı her zaman bir çocuk kadın. Doğu Akdeniz kıyılarında 3000 yıldan beri dolanan arı aşk şiirlerinin ilham perisi olması boşuna değil. Giyimi, çıplak vücudunun üstünde dalgalanan bir gömlekten ibaret. Bazen o gömlek de yok. Arap kabilelerinin kızları hiçbir yanlarını saklamıyorlar erkeklerden. Erkekler de hiçbir şey yapmıyorlar onlara. Biraz bekaretlerini gösterdikleri saygıdan, biraz tanrıdan, biraz da kız babalarından korktuklarından. Berberi kadınlar gibi ne şalvar üstüne şalvar, ne çarşaf üstüne çarşaf giyip, ne de kilitli kapılar arkasında izbe evlerde ömür çürütüyorlar. Arap kızları öyle kızlar ki kolundan tutuversen soymaya gerek kalmayacak gibi. Tabii kolundan tutmaya cesaret edebilirsen ve o da buna izin verirse. Aynı kılıktaki kız kardeşleriyle sürü sepet dolaşıp dururlarmış kırbuğu yollarında. Gelip geçen erkeklerle yarenlik eder, aşk şiirlerini dinlemesini pek iyi bilir, gerektiğinde pek güzel de yanıtlar verirlermiş. Arap tipinin değişebilecek en güzel insan tiplerinden biri olduğu iddia ediliyor. Eklemlerindeki incelik, vücut çizgilerindeki zarafet ve ince uzun parmaklarındaki soylulukla iri siyah gözlerindeki ateş, ozanların da aşıkların da akıllarından çıkaramadıkları bir çekiciliktedir, deniyor. Ama Hintli kadınlardan daha hayır olmazcıylarmış. Bakir ve mağrur duruşlarıyla sanki aşkları bir savaşmış da o savaşta mücadele zevkinin değeri zaferin kendisinden bile daha üstünmüş gibi bir havaları varmış. Arap uygarlığında en güçlü sanat şiir. En parlak dönemini de hem İslam'dan önce hem İslam'dan sonra Abbasi halifeleri döneminde yaşamış. Arabistan'da İslam'dan önceki döneme cahiliye dönemi denir. Oysa o dönemde 80 bin sözcükle yazılıyordu Arap kasideleri. Füzuli'nin 3 bin, Ahmet Haşim'in ise 1500 sözcük kullanmış olduğu anımsanırsa eski Arap şiirine ne kadar zengin olduğu ortaya çıkar. Hem de cahiliye döneminde. İslam'dan önce Kabe'de 7 büyük ozanın 7 yapıtı asılıydı. Bu şiirler, Suku Ukaz Panayırı'nda okunması adet olan şiirler arasında beğenilmiş, Mısır kentleri üstüne yazılarak Kabe'ye asılmıştı. O şiirler hakkında efsane böyle söylüyor. Ve o yedi ozanın en yücesi ve unutulmazı,
hem bir prens hem de aşamalı bir çapkın olan İmrul Kays'tı. Doğumu İsa'dan sonra 520, Ayasofya'nın yapılmaya başlanacağı yıllar. Nitekim İmrul Kays o tarihteki imparator Justinianus'u görmek için İstanbul'a gelmiş ve kendisiyle yine efsanelere konu olan bir dostluk kurmuş. Büyük Ozan, İmrul Kays gerçekten bitirim adammış. Amcasının kızı Fatma'ya aşık, bir gün duymuş ki Fatma, kız arkadaşlarıyla birlikte Dareti Cülcül denilen yerdeki göle gidecek. Kendisi daha önce gitmiş. Kızlar gömleklerini çıkarıp suya girince de hepsinin gömleğini kapıp bağırmaya başlamış. Sudan tek tek çıkmaz ve bana tek tek her yerinizi anadan doğuma göstermezseniz gömleklerinizi vermeyeceğim size. Kızlar güle bağıra tek tek çıkmışlar sudan ve tek tek her yerlerini göstermişler Kays'a. Bu arada amcasının kızı Fatma'yı da doya doya seyretmiş. Sonra devesini kesip bir güzel deve ziyafeti çekmiş onlara. Yemişler, içmişler, eğlenmişler, gülmüşler. Dönüşte İmrul Kays'ın binecek hayvanı olmadığından Fatma'nın devesine binmiş, Fatma'nın arkasına oturmuş. Şimdi gelelim İslam'dan önce Kabe'de asılı duran ve göl kıyısında unutulmaz günü anlatan İmrul Kays'ın şiirine. Gene o günkü yaya kaldığım için ve Fatma'dan başka devesi boş kalan diğer bir kız da bulunmadığı için Fatma'nın devesine bindim. Fakat rahat durmadığım için yazıklar olsun sana beni yaya yürümeye mecbur edeceksin demeye başladı. Deve ikimizin ağırlığı altında zorlanmaya başlamıştı. Pek haklı olarak bana devemi sakatlayacaksın İmrul Kays in diyordu. Ben de ona yürü devenin yularını kendi haline bırak. Beni senin gönül avutucu meyvelerini okşamaktan uzaklaştırma diyordum. Sonunda Kays kızıp devenin üstünde olmaz diye kendisini iten kıza yüklenmeye başlamış. Ben senin gibi nice kız, gebe ve emzikli kadınlara ki gebe ve emzikliler bu hallerinde erkek istemezlerken geceleri gitmiş ve onları yakışıklılığımla bir yaşına basmış, nazar boncuklu, emzikteki çocuklarından alıkoymuşumdur. Ki o emzikli kadın çocuğu ağladıkça vücudunun yarasıyla ona dönüp meme veriyor ve altımdaki yarısı benden ayrılmıyordu. 1500 yıl önceki Arap dünyasının cahiliye döneminde aşk ve şiir bu minval üzerineymiş. Hadi bir gayret daha. Eski zamanların Japonya'sında minicik bir göz atalım. Ho ho! Nice nice milyarderlerin koleksiyonunu yapmaya uğraştığı Japon erotizmi. Her şeyin ince, uçuk, durgun figürler ve yıkıcılığı yatıştırılmış canlı renklerle işlendiği Japon estampları. Masum ve uslu gibi duran, sanki azgınlığı seyredenlere bırakılmış sevişme pozisyonları. Kendi inceliğiyle estetiğinde adeta kutsallık kokan birleşimler ve erotik fanatizmlerin en akıl almazları. İşte biri, deniz yosunlarıyla hafiften yeşillenmiş kayalıklar üstünde çırılçıplak uzanmış bir kadın. Öyle bir kendinden geçmiş ki zevkten boğulmuş mu, canlı mı birden çıkartamıyorsun. Ve koskoca bir ahtapot, mehtabın üçte ikisi büyüklüğünde ürkütücü gözleriyle kadının en mahrem bölümüne yapışmış. Bir küçük ahtapot da dudaklarına. Geniş kıvrımları olan kıpkırmızı bir kadifenin üstünde bir kadının sadece mahrem bölgesi. Aşk gerilimiyle oraya doğru bükülmüş bir kadın bileği ve derinliklerde kaybolmuş bir parmak ve ortak bir okşamayı paylaşan öteki parmaklar. Porselen ışıklanmasıyla çıt kırıldığında ince uzun parmaklar. Şehvet anında gerilime tutsak olmuş parmaklar. Kim bilir kaç yüzyıl öncesinin ürünleri bunlar. İnsan cinsellikten, cinsellik sanattan, sanat uygarlıktan, uygarlık tarihten soyutlanamıyor. Ademoğlunun aşkla şevkle yaratıp durmadan geliştirdiği bu karmaşık buketi ne yok etmek mümkün ne de kıyamete dek görmezlikten gelmek.